Sovyetler'de camiler şak şak diye peş peşe kapatıldı. Nedenini hiç araştırdı. Komünist oldukları için değil. O camilerle alakalı bir çalışma yapılıyor. Bu tarihen sabit bir olay. Cemaatsiz kaldığı için kapatılıyor. Mescid-i Aksa'nın dramı da öyle. Yandaki çayhaneler, yandaki nargilehaneler fokur fokur ama mescit cemaatsiz. Yahudi altına oymaya çalışıyor. Onun için ne Sultanahmet'i boş bırakacağız, ne Mescid-i Aksa'yı boş bırakacağız, ne mahalle mescidi, ne anlamı vardı, ne gereği vardı camiye dedirtmeyeceğiz. Biliyor muydunuz? Camiye çok yakın bitişik nizam veyahut da sesini duyabileceği kadar yerdeki cemaate peygamberin bir çift laf var. Buyuruyor ki, bu kadar yakın camiye komşu olan kimselerin özür diliyorum. Arkadaşlar, sadece namazı camide olur. Carül mescidin namazı sadece mescitte olur diyor mübarek peygamberimiz. Attığınız her adıma büyük bir günah, attığınız her adıma büyük bir derece, attığınız her adıma büyük bir ödenek, yolluk. Allah yoludur camiye gitmek. Yolluğunuzun limiti, hesabı belli değil.